bizim yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Her felaket gelip bizi mi bulacak? Biz şimdi teyzeme, oğluna nasıl söyleyeceğiz Alparslan? İlla ki her şeyin bir çaresi vardır. Hemen kötümser olmamak lazım. Sen doktorları duymadın mı? Duydum. Duydum duymasına da... böyle kötü bir şeye inanmak çok zor. Söyleyemedim. Kocama söyleyemedim. Arabadan inerken tuttu kolumdan. Hatçam dedi, bir şey yok, bir şey yok diyorsunuz. Ne bu haliniz dedi. Bir şey diyemedim. Ne yapacağız biz şimdi? Bu hepimizin sorunu. Bir araya gelip ne yapacağımıza karar vereceğiz. Abla. Kahve içer misiniz? Meryem, hele gel otur, ne kahvesi? Ne bu haliniz? Toplayın kendinizi, birazdan gelirler. Ne demek toparlayın kendinizi? Nasıl toparlayacağız? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağız? Tek hastane, tek doktor onlar değil, değil mi? Hani bana moral veriyordunuz ya. Değil tabii yenge. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu konu üçümüz arasında kalacak. Saklanabilecek bir konu değil yenge. Hayatın söz konusu. Dediğin gibi hayatım. Ve benim hayatım üstüne kimseye söz söylemek düşmez. Ama Meryem. Hatice bir dinleyin. Ne yapmamızı istiyorsun? Söyle. Emin olana kadar kimse bilmeyecek. Ben söylenebilir diyene kadar bu üçümüzün sırrı. Az önce senin de dediğin gibi yoldalar, geliyorlar. Ne diyeceğiz? Uzun bir zamandan sonra hamile kalınca böyle şeyler olabiliyormuş. Yaşananlarda tuzu biberi olmuş diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yengeciğim, ısrarla bebeğin hayatına son verilmesi gerektiğini söylediler. Ve gecikmeden. Bu benim tek başıma alabileceğim bir karar değil. Hızır'la beraber alabileceğim bir karar. İyi de Hızır durumu bilmezse bebeğinden vazgeçer mi hiç? Ben de onu diyorum işte. Bir emin olalım. Başka doktorlara da gidelim. Sonrası bizim Hızır'la beraber vereceğimiz bir karar. Şimdi bana söz verin. Kapıdaki enişte de dahil olmak üzere. Kimseye söylemeyeceksiniz. Hatice. Tamam da ne zaman hangi sırrını kime söyledim? Tek bir şartla söz veririm. Öyle şart martı yok da. Hadi söyle bakalım ne istiyorsun? Doktorlara benimle beraber gideceksin. Ben nereye gidiyoruz diyorsam oraya geleceksin. İhmal etmeyeceksin. Pes etmeyeceksin. Sen bir baksana bana. Amca amca deyip duruyorsunuz. Biraz da yengenizi tanıyın. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Ama söz veriyorum, ihmal etmeyeceğim.
Kesinlikle. Sen her zaman sözünü tutarsın. Kimsenin sırrını kimseye söylemezsin. Söz ver bana. En son amcamdan sır sakladığımda neredeyse beni öldürüyordu. Biliyorsun değil mi? O senin sırrındı. Bu benim sırrım. Tamam. Söz. Enişte, annem nasıl? İyi Ömer'im, iyi. Merak etme. İçeride. Sen niye buradasın baba? Kapının önünü boş bırakmamak için kızım. Düşmanlar yine çöktü üzerimize kara bulut gibi. Ne oluyor? Yok bir şey teyze. Hele çekil. Yalancılarla konuşacak vaktim yok. Kızım. Ne oluyor? Yok bir şey anne. Olsa söylemez miyim? Olanlardan etkilendim herhalde. Sen o duymadığın bir top sesi mi kaldı? Buna mı etkilenmişsin? Tamam, söyleyeceğim. Hadi. De onu. Ne oldu? Doktorların dediği zor bir hamileliğim olacakmış. Niçin? Yani bu kadar aradan sonra hamilelik zor geçebilirmiş. Bazı şeyleri yasakladılar. Doktorları bilmiyor musun? Neleri yasakladılar? Stres, heyecan, üzüntü. Bunların olmadığı bir hayat mı varmış Meryem? İşte elimizden geldiği kadar özen göstereceğiz. Artık Meryem'i üzmek yok. Abla biliyorsun. Benim başıma gelen de uğradığım şiddetten çok. Üzüntüden. Lütfen kendini koru. Sen hepimiz için çok özelsin. Babaannem, yengemi üzmeyecek şekilde yaşaması için amcamı biraz tembihlememiz lazım. Keserim onu, keserim. Nereye üzeymiş? Şimdi ben bunları neye göre masada öldürmeyeceğim? Ha? Neye göre? Neye güveniyorlar? Ünal Kaplan'ın kurallarına mı? Ünal Kaplan'ın kurallarına göre sen masada ölme de Hızır. Beni mi öldürecekler? O zaman burada öldürselerdi. İsteseler de yaparlardı Hızır. Niye yapmadılar? Çoluk çocuk var diye mi? Amaçları senin gibi bağcıyı dövmek değil. Üzüm yemek.
Bunlar benim masamda ancak zıkkım yerler zıkkım. Masa senin miydi Hızır? Şimdi bunun için birbirimize mi düşelim Şahin'e? Onundu benimdi. Adamların masanızda oturması iyi bir şey. Öldürmeye kalkmadığın takdirde. Baba. Dayım ellerinde. Biliyoruz herhalde. Yoksa burada helikoptere el sallama meraklısı değildik. Sıkardık iki tane de. Ticarete başladığımda CIA ile ilk temasa geçtiğimde nasıl yapacağım? Bu ilişkileri nasıl kullanacağım? Ve sonra nasıl ölmeyeceğim diye düşünürken Şahin'den daha kötü olmasın bir dostum dedi ki, onların sana yapmaya çalıştıklarının aynını sen onlara yap. Gördüğünüz gibi hayattayım. O çiğdaki benden daha kötü olmayan dostun hayatta mı? Hayır. Dediğini uyguladım. Beni yok etmeye çalıştığını anladım. Ondan erken davrandım. Yakışanı yapmışsın. Yani ne diyorsunuz Ünal Bey? Yani şunu diyorum. Onlar bizi birbirimize düşürerek masamızı ve ticaretimizi böldüler ya. Biz de onlara aynını yapacağız. Onları böleceğiz ve birbirlerine parçalatacağız. CIA bunların arkasındayken bunlar birbirine düşer mi? Düşer. Nasıl? Ne istiyorlarsa yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. Ama onların istedikleri gibi değil. Burada önemli olan onların birbirlerine olan güvenini kırmak. Zaten pamuk ipliğine bağlı. En kısa zamanda birbirlerini yemeye başlarlar. Diyelim istediğini yaptık. Birbirlerine düştüler, birbirlerini parçaladılar, vurdular. Peki ondan sonra yeni bir Sam, George, Johnny çıktıktan sonra bu mücadelenin ne önemi var? Şu önemi var Hızır. Bugün sana üst perdeden konuşan Sam'in yerine gelecek olanlar ne olur diyecek. İşte bunu başardığımız gün mücadelemizin sonucunu almış olacağız. Ünal, sorması ayıp. Sen KGB'ye mi geçtin? Ben hiçbir yere geçmedim. Hep olduğum yerde onları ele geçirdim. Şimdiyle eski arasındaki tek fark, o zaman kişiler üzerinden anlaşma yapılırdı. Yani onlara bir tek Ünal Kaptan yeterdi. Ama şimdi bizim gibi bir sürü masaları var. Onları bize mecbur bırakmazsak yenemeyiz. Masada öldürmeye kalkarsan ölürsün. Bu benim kuralım olduğu için değil. Hepimizin tek alternatifi olduğu için hazır. İyi. Topla masanı. Ne istiyorlarsa verelim. O bizim dediğimiz şekilde. Bizim istediğimiz.
istediğimiz gibi. Ondan sonra masada öldüremiyor muyuz? Dışarıda öldürürüz. Gündüz öldüremiyor muyuz? Gece öldürürüz. Özellikle bu toplantıda tepkilerini ölçecekler. Aksi bir davranışta bulunursan abim... Biliyorum, biliyorum. Ama siz de şunu bilin ki... bir çocuğum doğacak. Ve size yemin ediyorum ki... çocuğum doğmadan önce bunların hepsini öldüreceğim. Nasıl oldun Meryem? Ben iyiyim Hızır. Gelmene gerek yok, işlerine baksan. Tamam, akşama görüşürüz. Ben de seni. Sen uyuyacak mısın? Yok anne. Diyeceklerim var. Buyur anne. Kızım. Ben senin ananım. Milletin yanında... diyemediğim bir şey varsa de bana. Benim yüreğim çok üzüntü kaldırmıştır. Benim kalbim ne acı çekmiştir, dayanmıştır. Ne yazık ki. Sen anam üzülmesin diye bir şey saklamayasın. Yok anne, saklamıyorum. Bebeğim durumu mu kötüdür? Düşecek mi dediler? Yok anne, bebeğin durumu iyi. Sadece biraz sıkıntılı geçecekmiş süreç. Yani hamileliğin yatakta geçebilir dediler. Ya ben bakarımsa hiçbir şey olmaz. Önemli olan... senin sağlığındır. Niye diyorum bunu? Sor be. Niye anne? Hızır'a uşak çok. Ama senin gibisi dünyada yok. Bırak Hızır'ı da, bana bile yoktur. Oh. Kızım benim. Gel.
Tamam. Yeter ki ciddi bir şey olmasın. Tamam, ben teyzeme söylerim. Ne oldu Hatice? İlyas, Özgür'ü bıraktıktan sonra kaza yapmış. Ne kazası? Ne diyorsun sen? Ay teyzem, ciddi bir şey yok. Bir arabaya çarpmış ama emniyet kemeri takılıymış. Omuzu çıkmış. Onun uşaklıktan beri omuzu çıkar. Gelsin buraya, ben oturturum yerine. Hastanedeymiş zaten teyzem. Oturtmuşlar. Da biraz askıda kalacakmış. Ay, verilmiş sadakamız varmış. Baksana yaşadığımız güne. Emine Hanım, sen hazır şoförün buraya. Gönül de al. Ben para vereyim. Gidin sadaka dağıtın. Tamam Mahire teyze, biz hallederiz. Sadaka kendi paranla dağıtılır Gönülcüğüm. Senin dağıttığın sadaka seni ancak kardeşimden korur. Hayri Hatun'un başındaki belalar herkesten fazla. Abi kaza, kaza. Tamam, geçmiş olsun dedim. Zamanlamanı diyorum. Özür dilerim abi, zamanını ben belirleyemiyorum. Baba, niye taktın amca bu koluna? Bu halde gelmiş işte. İşte ben de buraya takıldım. Ben adamların karşısına geçip hepinizin kemiklerini kırarım diyeceğim. Kardeşim iki kırık. Dayı, öyle güçlü durmak açısından diyorsan İlyas'ın vekili olarak ben gireyim toplantıya. Evet abi. İki kırılmamış kolu var. Eğer mesele kolsa. Efendim, arama yapmak durumundayız. Biz buraya alışverişe gelmedik. Her zaman toplandığımız yer. Siz kimsiniz? Ünal Bey'in onayı alındı. Bundan sonra toplantı güvenliğinden biz sorumluyuz. Sorumu tekrarlıyorum. Siz kimsiniz? Sabah size ziyarete gelen ekipteniz. Biz içeri silah sokmuyoruz. Varsa Alparslan da vardır. Kimseyi öldürmek gibi bir niyetimiz de yok. O elini oradan çek. Baba yadigarı ya amca, o yüzden. Ben senin babanı da tanırım. Benim bilmediğim bir plan var mı?
Alparslan abinin ağzına bıçak açmıyor. Masada birine sıkılacaksa ben de Yalçın'a sıkayım. Yalçın burada mı? Kimin vekili o? Sahte babasının vekilidir, ben ne bileyim. Yalçın'a gelene kadar ya. Görmüyor musun herifleri? Sen kimin vekilisin? Babamın. Ha. Yine baban mı oldu Hakkı? Gerektiğinde sıkman için mi yerleştirdiler yine yanına? Enişte. Sen işi bayağı çözmüşsün. Ha. Sen de çöz diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Yok, sağ ol. Biz burada çekirdek çitleyerek çok vekil indirdik. Haberin olsun. Taksi Yaşar abi. Otobüste de gelirdim de. Biraz geç olurdu. İyi yaptın Yaşar abi. Ama yine geç geldin. Hiçbir şey için geç değildir Rıhan. Selamun aleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ne arıyorsanız ona göre teslim edeyim. Öldürücü herhangi bir şey. Gözlerim var. Çıkaracak mısın? Şarjör taşımayı sevmiyorum da. Tek başına bir anlam ifade etmiyor biliyorsunuz. Kaldım çünkü bir saattir aşağıda arıyorlar. Neyim varsa aldılar, yine de geçerken alet tıt etti. Dediler ki kimsesiz baba, üzerinde öldürücü bir şey mi var? Dedim var. Dediler kimsesiz baba, nedir bu tıt tıt diye öten? Dedim ki kafamın içinde yıllardır benim de çözemediğim bir sinyal sesi var. Çıkarabiliyorsanız memnun olurum dedim. Dediler ki yukarıda Hakkı var, Ekrem var, Güneş var. Nasıl olsa birisi çıkarır. Sen buyur yukarı geç dediler. Yaşar her zamanki gibi masanın starı olarak toplantıya en geç dahil olan oldu. Star dediğin yıldızsa artık masamızda Güneş var. Yıldızın ne önemi var? Öyle değil mi? Güneş Paşa. Ben paşa değilim. Lafın gelişi söyledim canım. Hemen alınma. Biz çocuklara da paşa deriz. Sempatiden. İlyas dostum, inşallah o askı doludur. Niye? Neye lazımmış? Ben gelirken hazırlıklı geldim de aşağıdan hepsini aldılar. Bu masaya ilk oturduğum günde anlaşmaya niyetliydim. Hala da öyleyim.
Aramızda kötü şeyler yaşanmış olabilir. Ben şahsım adına ve temsil ettiğim ortaklarım adına hiçbir kin ve öfke güdülmeyeceğini garanti ederim. Biz maalesef böyle bir garanti veremiyoruz, Ekrem Bey. Şu karşımda oturan Hakkı beni ailemden etti. Ben de onu canından edeceğim. Kin ve öfke güdeceğimi garanti ederim. Peşin peşin söyleyeyim. Ben size ortaklarım demiştim. Siz ortaklığın gereğini yapmadınız. Düşman olduk. Ama bizi birleştiren ailelerimiz değildi. İlişkilerimiz ve ticaretimizdi. İsteyen benden nefret edebilir. Fırsatı olan öldürebilir. Ben işime hiçbir zaman duygularımı karıştırmadım. Biz burada iş yapıyoruz. Aksi halde gazinoda eğleniyor olurduk. Bir gün orada karşılaşırsak karşılıklı eğleniriz Hakkı Bey. Olur ateşçiğim, olur. Seni severim. Seninle her zaman eğlenirim. Ben de seninle eğlenirim. Ünal Bey, her ne kadar ticaret yapmak için toplantıda bir araya gelmek zorunda olsak da eninde sonunda taraflar birbirine girecek. Toplantılar nasıl devam edecek? Bu ticaret nasıl dönecek? Bu arkadaşların dediklerini kim nasıl kabul edecek? Düşmanlıklar pişmanlıklardan iyidir Fikretçim. Biz yıllarca Hızır'la birbirimize düşmanlık ettik. Şimdi nasıl ticaret yapıyorsak, nasıl ortak bir noktaya vardıysak, bu arkadaşların da her istediklerini kabul etmemekle birlikte ortak bir noktada buluşabiliriz. Yanılıyor muyum Hızır'cığım? Yanılıyor olsaydın ya sen ölmüştün Ünal Bey ya da ben. Masada bir yanılan olursa bu masada olmaya devam edemez. Biraz evvel Ekrem kin ve öfke gütmeyeceğinin garantisini verdi. Ben de tipi gibi o duygularımdan vazgeçmeyeceğimi söylememe rağmen bizi burada bir araya getiren şeyin para, ticaret ve güç olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde çoğumuz bu masada olmazdık. Hızır Reis haklı. Ticaret, para ve güç olmasaydı
Bu sabah bir katliam gerçekleşecekti. Demek ki hepimizin ortak bir paydası var. Bu masaya zorla oturtulduğunuza göre bize zorla yaptırmak istediğiniz şeyler var. Bunları konuşabilir miyiz artık? Alparslan her zaman olduğu gibi sonuca odaklı. Söyleyeyim Alparslancığım. Masada üretilen tüm silahları bize teslim etmenizi istiyoruz. Teslim derken? Ticari açıdan söylüyorum İlyas. El koymadan bahsetmiyorum. Sevkiyat ve lojistik bizim tarafımızdan sağlanacak. Silahlar yanlış yere gitti. Yok içinde ilaç vardı, toz vardı. Bunlar buranın konusu olmayacak. Silahları teslim edeceksiniz, paranızı alacaksınız. Hem de fazlasıyla. Yani daha önce de istemiş olduğunuz şeyi şimdi bize yaptırmış olacaksınız. İlyas'cığım, biz her zaman istediğimizi alırız. Bazen vakit alır. İyi güzel de niye düştünüz bizdeki 3-5 tabancanın peşine? Bu rakamlara 3-5 diyorsan Hızır Reis, çok küçümsemiş olursun. Muhtemelen riski bölmek adına hepiniz silahları ayrı ayrı depolara yerleştirdiğiniz için toplam rakama hakim değilsiniz. Biz bunları satmamış mıydık İlyas? Satmış olsak herhalde satıldığı yeri de bilirlerdi abi. Benim anladığım siz bu depoların yerini biliyorsunuz. Silah mühimmat sayısını da biliyorsunuz. O zaman niye bizimle düşman olmaya devam etmiyorsunuz? Bizim yaptığımız gibi depoları basardınız, sıka sıka hepsini alırdınız. Bir de niye üste para veriyorsunuz onu anlamadım. Çünkü bunu bir seferlik istemiyoruz. O elindeki listeyi her ay istiyoruz. Beyler, çok büyük bir rakamdan bahsediliyor. Evet, benim de dikkatimi çekti. Bizim bilmediğimiz bir savaş mı çıkacak bir yerde? Bu kadar silah niye ihtiyaç var? NATO'nun günlük planı yoktur. Savaşlara karar veren biz değiliz. Ama bu kadar çok silah lazım olduğuna göre elbet bir savaş hazırlığı var demektir. Bu silahların bizim ülkemizde size lazım olmayacağını nereden bileceğiz? Ekrem şimdi diyecek ki Türkiye bir NATO ülkesidir. Türkiye NATO ülkelerinden biridir. Ama Türkiye NATO'nun ülkesi değildir.
Yanlış olmaz herhalde Ekrem Bey'e. Değil mi Ünal Bey? Yanlış olmaz Alparslan'cığım. Ama erken olur. Peki Ünal Bey. Silahları ne zaman teslim alırız Hızır Reis? Hepsini bir araya getirelim, teslim ederiz. Yani ne zaman? Yarına alırsınız. Güzel. Şimdi benim bir sorum var. Bu ticareti yapacağız. Öyle mi? Doğru mu anladım? Öyle anladıysan doğru anladım. Şimdi bu masadaki düşmanlarımız çok silah istiyorlar. Şimdi bunların istediği silaha yetecek cevheri ben nereden toplayayım da dönüştüreyim? Ben sana kaynak sağlayacağım Yaşar'cığım. Demirin tozundan bahsetmiyorum Hakkı. Demirin bizzat kendisinden bahsediyorum. Sen nereden kaynak sağlayacakmışsın? Çin'den. Çin'den. Çin'den çelik alıp toz mu vereceksin? Doları sevmeyen dostlarım çok orada. Nüfus da çok diyorsun. Çok. İnsaf da yok diyorsun. Yok. Yok olasın inşallah Hakkı. Ben sana ne diyeyim? Amin, Dadaş. Amin. Reis beni emretmesin. Servet, senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Ne istersen. Bütün silahlarımızı teslim etme kararı çıktı masadan. Örgütlere verirler bunlar bizim silahları. Verecekler. Ne diyorsun sen? Şunu diyorum Servet. Şimdi buradan gideceksin. Silahları, roketleri, neyimiz varsa Sıkan'ın elinde patlayacak hale getireceksiniz. Mayınları da patlamayacak hale getireceksiniz. Ne kadar vaktim var? Yarın sabaha kadar vaktim var. Reis, sabaha kadar yetiştiremem tek başıma. Fahri'nin haberi var. Başka kime ihtiyacın varsa o halleder. Kimse bilmeyecek, görmeyecek, duymayacak. Ben de gideyim mi? Biliyorsun el yapım işten anlarım. Hadi Hurşit, hadi. Kaybedecek vaktimiz yok. Adnan. Hoş geldin abi. Nereye? Arkadaşına gidecekmiş ana. Arkadaşmış. Ne bilir o kırıktan çıkıktan? Ana, kendi omzunun peşine değil.
Başkasının omzunun peşine gitti uşağın. Zora geldiniz mi? Hemen başınızı koyacak bir omuz bulundu. Karım durdu. Sami diyorum. İlyas'ı diyorum da. Babaanne, uğraşma öyle samcama da. Al bak ben de başımı omzuna koyayım. Seninki de geçicidir ama. Hadi gel, gel. Abi, bir şey yiyecek misin? Yok, yemeyeceğim. O zaman Allah size rahatlık versin. Boşuna gitme koştur koştur. Hurşit yok. Adnan nöbette. O zaman Allah bana rahatlık versin. İşlerini yoluna koydun mu? Koydum koydum. Boş ver şimdi işi. Sen iyi misin? İyiyim dedim ya. 10 kere sordun. İyi ol, iyi ol. Sen iyi olursan herkes, her şey iyi oluyor. Doğru değil. Uşağım. Hadi biz de kalkalım. Sen o İlyas amcanın arkadaşını araba ver. Ben ona içileceklerini tarif ederim. Tamam babaannem. Kahve içer misin? Otur sen otur ben yaparım. Yaparım ben canım. Otur. Şekerli miydi? Ciddi olamaz. Değilim zaten. Hamilesin. Bundan sonra kendine iyi bakacaksın. İyi besleneceksin. Bir şey istersen bana söyleyeceksin, ben yapacağım. Yani bundan sonra emrindeyim. Reis. Emrimdesin. Emret. Bu hakkımı daha sonra kullanmak istiyorum. Söyle bakalım. Canın çektiyse hiç miyim? Hiç, hiç. Söyle bakalım, ne dedi doktorlar? Anlatacağım. Ama önce sen anlat. Bugün neler olduğunu, yarın neler olacağını, başımıza nelerin geleceğini. İstediğimiz düşmanımızın karşımıza çıkmasıydı. Çıktı. İstemediğimiz yerde çıktı. İstemediğimiz anda çıktı ama çıktı. Ne istiyorlar bunlar senden? Biraz evvel sana söylediğim. Neymiş o? Emredin, emrinizdeyim dememi. Çok düşmanı duydum da seni bu kadar tanımayanını hiç duymamıştım. Bunlar ne zannediyorlar biliyor musun? Ben ailem yüzünden zaaf göstereceğim. Emirlerine gireceğim. İşte anlamadıkları yer burası. Ailem benim zaafım değil. Gücümü aldığım yer. Beni bir tek şey yıkar yok eder. Ümitsizlik. Bak adamlar beni tam
edeceklerini, öldüreceklerini zannederlerken karım karşıma geçiyor, diyor ki ailen daha da büyüyecek, bir evladın daha olacak. Söylesene Meryem, şimdi kim bunun karşısında durabilir? Kim bununla baş edebilir? Senin bana verdiğin bu umutla dünyayı başlarına yıkarım, başlarına. Ya işten güçten konuşturttun ya yine beni. Ya söyle bakayım, doktorlar ne dedi doktorlar? Hı? Doktorlar dedi ki ümitsizlik yok. Senin dediğin gibi. Anlamadım, ne demek şimdi bu? Yani bazı zorluklar olabilirmiş ama bebek iyiymiş. Hayatımızda ne kolay oldu ki? Her şeyi zorlukla atlattık. Bunu da hallederiz. El ele olduk mu? Bunu da hallederiz. Kızır. Ellerimi hiç bırakma, olur mu? Tarifine göre yapılmış bir kemik suyu çorbası. Siz anamla ne ara konuştunuz ya? Sen uykuya dalmıştın. Vay arkadaş ya. Sorsan gitmek istemeyeceği tek yer cehennemdir. Cehenneme gidersin, peşinden gelir. Özgür, ne yapıyorsun Özgür? Al. Ya ağzıma birinin kaşık sokmasını isteseydim gider anamın dizinin dibinde dururdu. Buyur, sen iç o zaman. Ya canım, sen beni yanlış anladın. Yani ben hani ben kendim içerim demeye. Yanlış anlamadım. Ben de öyle anladım. Ben hani sen zahmet etme demek istedim. Sen de o kısmı yanlış anladın. İlyas. Senin beyninin içinde akan bir prompter var. Ama bu yazılar dışarıdan okunmuyor, görünmüyor. Yani senin içinden geçen konuşmaları insanlar anlayamıyorlar. Ama seslendirirsem seni anlamaya çalışırım. He. Peki. O zaman sana şöyle seslendireyim. Ben bugün harbiden
berbat bir gün geçirdim. Tamam mı? Üstüne kaza geçirdim. Üstüne dünyanın en kötü toplantısını yaptım. Ve bu kadar kötü şeyin üstüne benim yapmam gereken tek şey olan gidip birilerinin kafasını dağıtmak varken ben burada oturmuşum, bu çorbayı içmek zorundayım. Değil mi? Ben bu içimdeki sıkıntıyı sana nasıl anlatabilirim? Anlattın ya İlyas. Aslında iyiymiş. Çorba mı? Yok, anlatmak. Başka paylaşmak istediğin sıkıntıların varsa onları da anlat. Hazır evdeyiz, baş başayız. Yok. Aslında var. Zoruma gidiyor. Ne zoruna gidiyor? Gerçi şimdi yanlış anlaşılmasın. Bir yandan da ben çok seviniyorum yani. Sevinmez miyim? İlyas ne zorundan gidiyor? Ne yanlış anlaşılmasın? Neye seviniyorsun? Çocuk meselesi. Ne çocuğu? Ya sanki bizim yeğenimiz daha yeni ölmemiş gibi sen koştur koştur çocuk yapmak ne demektir ya? He? Hadi diyelim koştur koştur olmadı. Şimdi günahlarını almayayım. Plansız oldu. Olabilir. Senin hiç aklına gelmiyor mu? Senin kardeşin var. Senin yeğenin var. Senin daha yeni sahte bir evlilikten çıkmış 25 yaşında bir oğlun var. Bir dur değil mi ya? Bir dur ya. He? Çocuk mu istiyorsun İlyas? Benle ne alakası var şimdi konunun? Konunun kiminle alakası var İlyas? Ya az önce sana bir sürü isim saydım ya. Bildiğim kadarıyla Alparslan'ın birlikte olduğu kimse yok. Hızır Ali'nin de çocuk yapma arzusu yok. Senin var mı diyorum. Benim az kalsın bir çocuğum olacaktı. Bir yaşındaydı şimdi bir. Bir yaşına gelmişti. Bak oradan çıkıyordu şimdi mesela buradan geliyordu böyle. Böyle koştur koştur eğleniyordu, yürüyordu, atlıyordu, zıplıyordu, oynuyordu. İlyas niye buralarda koşsun, yürüsün? Annesinin yanında olurdu. Olurdu evet. Ama annesi. Sen onu konuşmak istiyorsun yani. Müsaade edersen çorba soğumadan şunu içeyim. Annem yarasana yüklenmiş. Da güzelmiş hani. Nasıl arkanda durmazlar abi? Herkesi ortaya çıkartmışken seni, yaptığın şeyleri nasıl görmezden gelirler? Ben istediğim için oldu. Yeter ama yani dayı. Başımıza gelmiş olan her felaketi bunu da ben planladım dermişçesine anlatıyorsun. Delireceğim. Evlat. Bak. Adamları ortaya çıkardık. Bunu yapabilmek için de biz ortaya çıktık. Yani durum eşitlendi. Adamlar beni görevden aldı. Anneni görevden aldı. Yani bizi görevden alan birileri var Ankara'da. Ve onlar da ortaya çıktı. Yani dayı. Yani
durum eşitlendi. Adamlar şu anda sizinle aynı masada. Biz bunca zamandır bu adamların ne düşündüğünü öğrenmek için bunca çaba sarf ettik. Ve adamlar az önce size ne istediklerini sizin yüzünüze karşı açık açık söylediler. Bundan sonra yapılacak şey adamların istediklerini engellemek. Engellemek. Peki Ünal'a ne kadar güveneceğiz? O bize ne kadar güveniyorsa biz de ona o kadar güveneceğiz. Adamlar net olarak bölgeyi ve savaşları yönetmek istiyorlar. Buna kim engel olursa bedelini ödetecekler, bunu biliyorsun değil mi abi? Biliyorum. Babamı kastediyor annem dayı. Teslim edilecek olan tüm silahlar bu gece çalışmaz hale getirilecek. Bunun da anlaşılması çok uzun sürmeyecektir abi. Size ne dememi istiyorsunuz? Hiç kimse ölmeyecek mi diyeceğim? Bugün hepiniz ölebilirdiniz. Sırda pamuk tüccarı değildim sonuçta. Ne yani, ölsün mü? Ceylan, Hızır ne istediğini bilen biri. Ve Hızır asla kontrol edilemeyen biri. O kendi başının çaresine bakar, öyle değil mi yani? Bakar. Amcamı düşmanları yıkmaz. Kim yıkar amcacı? Yakınları. Tamam, dikkat ederiz. Dikkat et. Dikkat etmelisin teyze. Yani yakınlarından birine bir şey olursa amcam yıkılır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hasan çok yakında ziyaretimize gelecekmiş. Şaka mı bu? Benim serbest kalmamı sağladı ya. Bunun devam etmesi için şartlarını sağlayacaktır. Bu insanların hiç mi gururu, şerefi yok? Ceylan, sen bu işte yoksun. Her ne olursa olsun sen bu işte yoksun. Buna Hasan'ı ikna et. Yoruldun, sıkıldın, üzüldün. Ailenden birilerinin zarar görmemesi için hiçbir şekilde bu işe bulaşmak istemiyorsun. Hatta benim de bulaşmamı engellemeye çalışıyorsun. Anladın mı? Hasan beni tanıyor, buna inanmaz ki abi. Ben seni herkesten daha iyi tanıyorum Ceyle. Sen istersen herkese her şeyi inandırırsın. Denerim abi. Ceylan, seninle bizi tehdit edecekler. Deneme. Ben ne diyorsam onu yap. Thank you.
Bak, giyimleri tamamen bozulacak. Üstünkörü yapma. Hatta mümkünse reisin istediği sıkanın elinde patlasın, tamam mı? Tamamdır Servet Usta. Kaç güne bu işin kokusu çıkar diyorsun damat? Nereye nasıl yollayacaklarına bağlı. Benim bir tek anlamadığım, Hızır koştur koştur niye yarın sabaha hazır olsun dedi. Adamlar şüphelenmesin diye. Birkaç gün sonra deseydi, silahların başına birilerini dikeceklerdi ya Fikret abi. Doğru diyorsun da Ateş. Hadi buna da cevap ver. Bu silahlar milletin elinde patladığında bizim evlerimizde ne patlayacak? Hadi benim ev boş, kimse yok. Ama damadın evinde ablam var. Hızır'ı tanımıyor musun tipi? Bir de dünyayı yönetiyorsunuz. Kontrol etseydiniz ya gerizekalılar der çıkar işin içinden. Bu yüzden masada savaş çıkmaz mı dersin damat? Çıkar. Bu iyiymiş. Bu gece duyduğum en güzel haber. Toplantıdan çıktığımızda anladım ki masada kimse birbirini öldürmeyecek. Ama herkes düşmanının kardeşini, eşini, dostunu, akrabasını öldürecek. İşte buna soğuk savaş derler. Ateş. Soğuk savaş. Hiç sevmem. Çünkü bunların eşi, dostu, arkadaşı yok. Olan bize olacak. Haklısın. Ama benim de bu toplantı çıkışında anladığım, bunların kaybedeceği şey eşlerinden, kardeşlerinden, dostlarından daha değerli. Bravo damat. Bravo. Benim de toplantı çıkışında düşündüğüm, biz bunların hepsini öldürürüz. Gönül benle barışır. Bir de çocuğumuz olur. Hızır'ınkiyle de süt kardeş olurlar. Hadi geçmiş olsun. Oh. Acıkmadık mı Servet Usta? İç köfte yaptırdım. Acıktık da şimdi sırası değil Zafer. Köfte yaptıracaktım. Şimdi soğur diye çiğinden yaptırdım. İsteyen istediği zaman yesin. Dur! Ulan ne ettin Zafer? Ne etmişim ki? Mayına oturdun. Sakın kıpırdama. Bozuk ya bunları Hoşit kardeş. Bozuk olanları götürdüler. Burada olanlar sağlam. Abi dur. Sakın kıpırdama. Suçüstü yakalamış polis gibi konuşma benden Ercan. Zaten gerildim. Servet Usta yetiş. Mayına oturdu bu. Mayına oturdu ne demek? Ben bozuk zannettim.
Fahri Baba. Bozuk ya da değil. Bir insan niye gidip bir mayının üstüne oturur? Siz işinize bakın. Serbestliğiz, kurban olayım. Neyse et beni bu lekeden kurtar. Benim gibi bir adam mayın üstünde oturarak ölemez. Zafer, sabaha kadar oturduğun yerde kal. Kıpırdama. İşimiz gücümüz var. Servet Usta şimdi seninle uğraşamaz. Yapma Reha Reis. Dün sinsiydi abi. Bugün reis mi oldu? Servet Usta kurban olayım. Sen bakma onlara. Ya Rabbi ölümün de hayırlısı ya Rabbi. Tamam tamam. Bakacağım bir çaresine. Reha, forklifi getir. Forklifi ne yapacağız abi? Patlayacaksa da dışarıda patlayacak. Çözecekse de Sermet dışarıda çözecek. Ercan. Zafer, sen patlarsan ben de öleceğim ya. Yok. Yok. Önünü göremiyorsun. O yüzden diyorum. Reha Reis. Bak. Bak, bende yükseklik korkusu var. Oyun oynayacak zaman mı ya? Ne oyun oynaması Zafer? Servet abi altına girip bombayı altından çıkaracak diye. Peki kardeş, peki. Nedir bu benim başıma gelenler? Başına gelse iyiydi Zafer. Ne yapıyor bunlar Ateş? Hummalı bir çalışma var. Ama anlamadım aga. Kurşit, ne oluyor orada? Zafer mayının üstüne oturdu. Niye? Test amacıyla değil herhalde. Yanlışlıkla. Ne olacak şimdi? Servet alttan müdahale edeceğimiş. Servet Usta. Meryem yemiyor mu bir şey? Düşün açık dikkat olun abi. Ne kahvaltısı? Ben bir bakayım şuna. Yok yok, otur sen. Ben bakarım. Hadi geleyim. Amca. Bu yengemin durumuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Söyle. Her şeye yok diyor ya. Beni kırmaz.
Ben diyorum ki bu hastane işlerinde ben refakat edeyim. Hatice ablam ısrar etse de sözünü geçiremez. Ama ben sözümü geçiririm. Dinler beni. Doğru düşünmüşsün. Benim de içim rahat eder. Hem ben zaten bir şeyden anlamıyorum ki oğlum. Bana kadın işi, doğum işi diyorlar. Geçiştirip duruyorlar. Ben de anlamıyorum da amca. Biliyoruz herhalde. Ama doğrudur. Seni kırmaz. Niyeyse. Niyeyse mi? Yetim, öksüz. Elinde büyüdüğüm için olabilir mi amca? Bir tek onun elinde büyüdün değil mi? Sahtekar. Tamam. Sen beni kırar mısın? Bir sahtekarlık yapmazsan kırmam. Ha, Servet abi kapıda. Seni bekliyor. Ne? Kaç gündür gitmemiş mi? Manyak mı bu adam? Kendini öldürtmeye mi çalışıyor bu? Ulan senin günün 24 saat değil midir? Reis sana ertesi gün kaybol buralardan demedi mi? Gurbete gitmek öyle kolay değil Hurşit. Nakde çevirmem gereken, yanımda götürmem gereken bir sürü şey var. Öbür tarafa gitmek çok kolay. Bir şeyi de nakde çevirmen de gerekmiş Servet. Servet abi. Amcam çağırıyor. Hadi git çevir. Bu arabayla mı gidecekmiş yurt dışına Hurşit abi? Dedi ya götürmem gereken şeyler var. Belli ki uçakta götüremeyeceği şeyler var. Silah mı? Servet ne demek arabayla gideceğim? Bir sürü eşyam var reis. Ben sana diyorum ki hayatın tehlikede, canın tehlikede, düşmüşsün malın peşine. Reis, mübeccelden kalan bir sürü anım var. Yani onları yanımda götüremeyeceksem ben zaten ölüyüm. Ayrıca hesaplamalarıma göre ya bu adamların bizim işi çözmesi ancak bugün olur. Ben de o sırada sınırı geçmiş olurum. Düşmanlarımızın sınırı yok. Biliyorsun değil mi Servet abi? O yüzden arabayla gidiyorum ya Alparslan. Kayda girmeden geçerim her sınırı. Servet. Bak seni severim. Sana zarar gelmesini de istemem. Ama beni dinlemediğin zaman seni sevmiyorum. Bırak zarar gelmesini, bizzat ben zarar vermek istiyorum. Ben Servet'im. Servet sen daha gitmedin mi? Seninle vedalaşmadan gider miyim yenge? İyi etmişsin. Özleyeceğiz seni. Ben de sizi yenge. Ama reis 7 aya dönersin dedi. Niçin 7? Herhalde yeğenimi görmek için demiştir. İnşallah. Anne. Bir emrin var mı? Bana bak. Mübeceli. Yine rüyama görmüş. İstemeyi başka biriyle olasın. Geçen istiyor dediydin. Vazgeçmiş. Ana bir dur şunun aklını karıştırma da. Hadi Servet yolcu yolunda gerek hadi. Thank you.
Meryem sen iyi misin? İyi miyim, yok bir şey. Biraz uzansam daha iyi olacaktım da. Bu senin yeğenin tutturdu hastaneye gidelim diye. Ne diyeyim şimdi, bu bana kalk cehenneme gidelim dese ben buna giderim. Siz hangi cehenneme gidiyorsunuz? Ben de geleyim. O doktoru benim kulağımla duyarım. Ne değilmiş benim demedim. Ana şimdi sen oraya gidersin, bu doktorlara atışırsın, matışırsın. Bırak bunlar gitsinler, gelsinler. Ben anlamıyorum ki. Ben size ne ettim da arkamdan iş çeviriyorsunuz. İlyas eve gelmez. Meryem benimle doktora gitmez. Ya ana bak, giyme tombil işte. Özgürcüğüm, biraz Emre vaki oldu ama Emir büyük yerden. Biz de mecburen habersiz geldik. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Müsait misiniz canım? Müsaitiz. Müsaitiz, buyurun. Emir büyük yerden derken... Of. Anandan büyük biri mi var başımızda kardeş? Hadi geçmiş olsun. Oy. Ha, otur. Geçmiş olsun. Dur. Ya sen niye inat ettin ben illa onun yanında kalmayacağım diye? Emine abla hoş geldin. Buradaki durumumu, halimi biliyorsun. Bir de orada olsam... kapıdan girerken getirdiğiniz tabaklar şimdi ağzımın içindeydi. Ya İlyas'cığım merak ediyor seni. Ne durumdasın? Kötü müsün? Onun için bizi yolladı. Sen de kusura bakmazsan bir fotoğraf alacağım, Lütfiye'ye göndereceğim. Dur ya, ne yapıyorsun? Niye benim fotoğrafımı çekiyor? Ben şarkıcı mıyım ya? Ben şarkıcıyım. E tamam işte onun için diyorum ben de. Niye beni çekiyorsun? Tamam haydi. Çok güzel oldu. Sabah benden de istemişti Lütfiye fotoğraf çekmemi. Sen uyurken ben de çekip yolladım. Demek ki göstermemiş annene. Kızım, kadın nasıl baksın yatak fotoğrafına? Sende de hiç akıl yok Özgür. Adamı yatağa atmış, kolunu kanadını kırmış, sonra da fotoğrafı çektirip göndermiş gibi. Yüreğine indirecek ayrı ya hatunun. Sen bunu cidden yapmış olamazsın değil mi? Dikkat et. Uyandırsam mıydım seni? Özgür, sen benim uyurken niye fotoğrafımı çekip millete gönderiyorsun? Yok kardeşim, göstermemiş. Rahat ol, otur. Göstermemiş de, o Lütfiye'nin diline düşmek de az değil yani. Doğru dedin kardeşim. Lütfiye'nin diline düşeceğine basına düş daha iyi. Kahve ister misiniz? Sade. Sade. Ben hala söylediklerimin arkasındayım. Benim için siz vatan hainisiniz. Ceylan, senin bulunduğun konum bizim uluslararası ilişkilerimizi, planlarımızı, stratejilerimizi bilebilecek konum değil. Abim için de mi öyle? Abin eğer ölü numarası yapmasaydı, geçen bu süre zarfında değişen politikalara hakim olurdu. Doğrudur. Benim niyetim ülkenin politikasını değiştirmek değil.
tüm politikaları ülkemin lehine kullanabilmek idi. Ama madem siz politikalar değişti diyorsunuz, ben görevdeyken düşmanımız olan ülkeler şimdi müttefiklerimiz diyorsunuz. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Sorumluluk sizin. Ülkemin lehine olursa kahraman olursunuz. Yok, eğer aleyhine olursa... O zaman Ceylan'ın da dediği gibi hain olursunuz. Tabii biz buna karar veremeyiz. Artık. Evet. İşte tam da söylemek istediğim bu. Demek ki sen anlamışsın Davut. Ama kardeşin Hızır'ın bile ikna olduğu yerde görevden alınmasını sindirememiş gibi görünüyor. Siz Ceylan'ı benden daha iyi tanırsınız. Bu biraz duygusaldır. Memleketi söz konusu olduğunda da biraz sabırsızdır. İster ki hain de, kahraman da bir an önce belli olsun. Belli abi, belli. Bunun sabırsızlıkla bir alakası yok. Bu adam bizzat bana seni öldürmeye kalktığını söylemiş. Şimdi de senin ölü numarası yapmandan dolayı seni suçluyor. Yani benim bomba koyduğum arabaya niye binmedin diye. Ceylan. Ben öyle demedim. Abinin arabasına CIA bomba koydu dedim. Abin de sözümü dinlemedi, üstüne üstüne gitti. Bak, sonu ölüm oldu dedim. Yanlış hatırlıyorsun. İlaçlıydın. Yanlış hatırlamıyorum da, neyse. Şimdi şunu iyi bil, bu yaptıkların hepsinin hesabını vereceksin. Sen de o köpeği olduğun şebekede. Ceylan. Müsaadenle abi. Davut. Buraya işlere burnunuzu sokmayın demeye geldim. Eğer sen, kardeşin, yeğenlerin planlarımızı bozacak herhangi bir şeye kalkışacak olursanız... bunun sonuçlarının sorumlusu ben değilim. Bak, şimdiden söyleyeyim. Hasan. Sen bakma Ceylan'a. O hep yurt dışında kaldı. Ülkenin dinamiklerini pek bilmez. Bundan sonra benim kontrolümde. Eğer çıkarsa hesabını benden sorarsınız. Madem ki kardeşini bu kadar çok seviyorsun, mukayyet ol o zaman. Sen de müsterih ol.
Bu arada Davut. Artık görevde olmadığınıza göre evin etrafındaki ekipleri çekiyorum. Korumamız altında değilsiniz. Şahsi değil. Tabii ki. Ben de Murat'la ilgili bir şey söyleyecektim. Neticede emir komutada davranması gerektiği gibi davrandı. Göreve dönme ihtimali yok. Tabii bu da şahsi mesele değil. Anlaşıldı. Senin için yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Müsaade ederseniz buranın güvenliğiyle ilgili kalmak isterim efendim. Ben de Ceylan'ın yanından ayrılmamanı isterim. Ama bil ki bu görev çok tehlikeli. Önemli değil efendim. Söylemem için gibi açtı ağzını, yumdu gözünü. Ne yapacağız? Neyse ki içeride adamımız var. Kim? Uzun saçlı biri vardı, fark etmedin mi? Evet. Faruk. Benim adamım. Seninle irtibata geçecek. Kimse bilmesin. Ah dayı, bunları baştan söylesen belki de annem delirmeyecek. Bak oğlum, kadınlarla duygularını paylaşacaksın. Planlarını değil. Acilen ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor. Önceliğimiz sizde oluşabilecek olan ritim bozukluğunun önüne geçmek. Kardiyomiyopatinin en korkutucu tarafı ani ölüm riskidir. İleride bu riske düşmemek için kalbinize otomatik elektroşok cihazı takmamız gerek. Ama maalesef meslektaşlarımızın hepsinin kanaati aynı yönde. Gebeliği sonlandırmamız gerekiyor. Neler olabileceğini yeterince dinledim. Sağ olsun Alparslan'ın beni gezdirmediği doktor kalmadı. Buraya tek bir şey duymak için geldim.
bu bebeği nasıl doğurabilirim? Ben kadın doğum uzmanı değilim. Ama bir kardiyolog olarak bunu kendinize, ailenize, hatta doğurmak istediğiniz bebeğinize yapmamanızı tavsiye ederim. Derya Hanım, biz tavsiyelerinizi dikkate alıyoruz. Ama bu kararı şu an verebilecek psikolojide değiliz. Değil mi yenge? Değil Alparslan. Öyle değil. Psikolojimiz gayet iyi. Biz aldığımız kararı size söylemeye geldik. Bu kararı nasıl gerçekleştirebileceğimize dair tavsiyeler almak istiyoruz. Psikolojim iyi diyorsunuz ama yitirdiğiniz kızınızdan haberdarım. Bir çocuğunuz daha var diye biliyorum. Ben sizin yerinizde olsam... Benim yerimde olmak istemezsin. Ama illa empati kurmak istiyorsan... Bu çocuk benim ailemin geleceği. Bu çocuk şu anda benim tutunabileceğim tek şey. Sen bana hastalığıma tutunmaktan, onunla mücadele etmekten, zaten çok uzun olmayacağını düşündüğüm ömrümü bu çocuktan vazgeçerek biraz daha uzatmaktan bahsediyorsun. Benim kalbimi daha çok yorar. Ve inan, senin düşündüğün kadar bile yaşamam. Madem empati kur dediniz, ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapmak isterim. Hem bebeğimi dünyaya getirmek, hem yaşamak. Ama ne kadar güçlüsünüz bilmiyorum. Ve ne kadar güçlü kalacaksınız onu da bilmiyorum. Ama bunu ne kadar istediğinizi görebiliyorum. Arzunuzu gerçekleştirebilmemiz için sadece sizin değil, hepimizin güçlü olması gerekiyor. Güçlüyüz değil mi Alparslan? Biz güçlüyüz. Güçlüyüz yenge. Güçlüyüz. Tamam o zaman. Bana gebelikte bu anlattıklarınla nasıl baş edebileceğimi anlat. İlaç yok. Elektroşok cihazı yok. Bu durumu bütün riskleriyle kabul edip isteyen bir hastayla ilk defa karşılaşıyorum. Müsaade ederseniz bu konu hakkında hocalarımdan, hatta yurt dışındaki uzmanlardan bilgi alıp karşınıza öyle çıkayım. Teşekkürler.
Yenge, seninle bir anlaşma yaptık. Bebeğin hayatta kalıp kalmama kararını amcamla birlikte verecektim. Bu konuda anlaşmadık. İstediğin her doktora gidebileceğimiz konusunda anlaştık. Yengeciğim yapma ne olur. Az önceki kız beni sevmediği için ikna olmadı. Bana inandığı için ikna oldu. Senden de bunu bekliyorum. Yengen olarak bunu istemeye hakkım yok, biliyorum. Ama bana anne diyerek büyüdün. Bunun hakkı yok mu? Annelik hatırım için. Ben sana anne diyerek büyüdüm. Ve anne diyerek büyüdüğüm seni ölüme götürüyorum. Biraz empati kur. Başkalarına diyorsun ya. Anneni ben uğurladım. Sırf o istedi diye. Yeterli mi? Birini mi bekliyordunuz? Yo. Vallahi işin açığı biz sizi de beklemiyorduk Gönül abla. Tamam kardeşim, birazdan kalkıyoruz. Yok ben yok, o yüzden demedim ya. Ya ben şimdi zaten evde otur sıkıldım. Vallahi iyi ki geldiniz aslında. Sıkıldım derken İlyas? Ya ben şimdi hani çok böyle evde oturmaya alışkın bir adam değilim ya, o yüzden yani. Biz de o yüzden geldik avukat hanım. Alışık değildir İlyas evde oturmaya. Buyurun. Bunu da sen mi haber verdin? Anladım, felaket diye diyorsun da. Yani başına gelen her felaketi niye benden biliyorsun kızım? Ben niye haber vereyim? Hoş geldiniz Tipi abi. Merhabalar. Geçmiş olsun İlyas. Yavaş. Sağ ol. Geçmiş olsun İlyas. Eyvallah. Yabancı yok inşallah İlyas. Yani uyruk olarak söylüyorsan yok abi. Neyse biz fazla rahatsız etmeyelim. Yani şöyle bir 5 dakika oturup kaçarız. Oturun oturun, çay demledim. Ben de Özgür'e yardım edeyim. Ulan kardeşim, kabus musun, karabasan mısın? Ne peşimizde, tepemizde dolanıp duruyorsun?
Vallahi abla burada olduğunuzu bilseydik gelmezdik. Yalan mı Ateş? Yalan aga. Hepsi de değil. Kapıda karşılaşırız diye düşünmüştüm. Kapıda bekleseydin o zaman. Emine abla. Geçmiş olsun da gelmişlerdi. Baş tacısın dadaş. Ağrı sızı var mı? Var abi var. Şuralarda biraz ağrı var. Oh. Benim de İlyas. Oranın biraz aşağısında. Tam şurada bir ağrı var. Sen ver o çayları bana da götürüp tepesinden aşağı dökeyim. Bakayım neresi sızlıyormuş. Ya kocaman çocuk görmüyor musun? Gül geç. Ne takıyorsun ciddiye alıyorsun? Gülüyorum da geçemiyorum. Lütfen. Bak bir tatsızlık çıkarsa İlyas da buradan çıkar gider. Tamam tamam. Hatırın için. Bakayım. Afiyet olsun. Ben canım ben alayım de şöyle aldım. Zahmet oldu Gönül Hanım. Sıkkım olsun. Eyvallah. İlyas. Nasıl oldu bu kaza? Görünmez kaza. Göremedim oldu. Yani tam olarak nereden düştün? Düştü mü? Ne düşmesi? Trafik kazası değil mi bu? Emine abla işte görünmez kaza ya ne diyeyim. Trafikte de olur, evde de olur. Olur olur İlyas. Evde de olur. Her yerde olur. Başıma geldi. Bilirim. Emine abla biz müsaade isteyelim mi? Tamam İlyas biz sonra yine uğrarız sana. Oturun Emine abla. Hep beraber kalkarsınız. Ben şimdi bilmiyorum ki böyle arada kaldım. Arada kalmak çok kötüdür abla. Geldi başıma. Bilirim. Ne gelmiş senin başına? Yok arada kalmışmış. Yok kaza geçirmişmiş. Yok ağrısı sızısı varmışmış. Ne gelmiş senin başına ya ne? Benim başıma senden daha güzel bir şey gelmedi Gönül. Geldi. Geçti. Gitti. Abla geliyorsan gel. Yoksa ben gidiyorum. Tamam İlyas. Biz sonra ya uğrarız. Gel, haydi. Hadi İlyas anne dikkat et. Tamam. Haydi. Geçmiş olsun. Aramızdaki elektriğe
Çok düşük voltajlıydı sanki aga. Bana da trafo altındaymışız gibi geldi. Silahlar ellerinde patlamış. Büyük kriz içindeler. Örgütlere göndermiş değil mi şerefsizler? Başka kim olacaktı ki? Silahlar ellerinde patladı. Sıra geldi örgütlerin Hakkı'ya verdiği tozların pudra şekerine çevrilmesine. Siz asıl krizi o zaman görün. O istendi mi Hızır? Yaşar'dı. Yaşar'ın kimsesizleri. Limanda malları değiştirecekler. Masada oturmayan kişi Hasan. Hasan'ın başına kimi bela edeceğiz? Esas mesele o. Ben seni düşünmüştüm Ünal Bey. Nasıl beni düşündün? Hasan'ın başına bir şey gelecek olsa, taş bile düşse tepesine, Davut Bey'den ya da Ceylan'dan bilecekler. Yani bu işe senin imza atman lazım. O zaman sizi satmak zorundayım. Yoksa Hasan'ı düşüremem. Bu bizi ilk satışın değil nasıl Sayın Al? Davut. Sizi o masaya ben oturttum. Amerikalı dostumu ortaya sürüp arkanıza destek olarak koydum. Sizin becerebildiğiniz bunlardan bozuk silahları alıp beni mahcup etmek mi dostumuza? Hasan abi, bizi oturttuğunuz masada güveneceğimiz kimse yok. İçlerine sızabilme ihtimalimiz de yok. Yapabileceğimiz her türlü baskıyı yaptık. Her türlü tehdidi öne sürdük. Madem böyle bir şeye cüret ettiler, o zaman ya gereğini sen yap ya da biz yapalım. Şimdi gitsek karşılarına, bu silahlar bozuk çıktı desek, restleşsek, hızını söyleyeceği belli. Bozuk silahlarla karışmıştır, kusura bakmayın. Biz size yenilerini gönderelim. Paraya maraya da gerek yok. Hediyemiz olsun. Hasan Bey, Ekrem doğruyu söylüyor. Bu adamlarla uzlaşılmaz. İş yapılmaz. Uzlaşılmayacağını ben de biliyorum. Ama iş yapmak zorundasınız. Cezalarını kesin. İşinize devam edin. Her hatalarında ailelerinden birini alın. Bunların silahlarını yapan bir usta var. Servet. Bozuk silahları o yaptığına göre bedeli de o ödesin. Benim hepsinin peşinde adamlarım var, hallederim. Yeter ki bana isim verin. Servet güzel isim. Hızırlar ustalarının ceza olarak öldürüldüğünü bilsin. Müsaadenizle
Hakkı, sende durum ne? Efendim, şu anda bir aksilik yok. Ama Yaşar bir şeyler çeviriyor. Henüz öğrenemedim ama peşindeyim. Limandaki kimsesizler konteynerları tespit etmişler. Bu Çin Min dedi ya, pudra hakkı. Orada kendini açık etti zaten. Dediler ki, kimsesiz baba, biz bu gece bunun mallarını pudraya çeviririz. Dedim, durun hele. Reisin son kararı mı? Kendisiyle bir konuşayım, ben size haber veririm. Hakkı ne vaziyette? Takipte misin onu da? Şimdi birini takip etmenin iki yolu vardır reis. Ya hıyar gibi peşine takılır gezersin, ya da sen kafana göre gezersin, o hıyar peşine takılır. Bizimki ikinci durum. Hakkı hıyarı benden işkilleniyor ya, attığım her adımı takip ediyor. E bilirsin, ben yavaş adım atarım. Ben yavaş adım attıkça o da yavaşlıyor. İyi. Seni kimsesizlere söyle. Bu gece Hakkı'nın bütün tozları pudra olacak. O zaman ben İlyas dostuma gideyim. Sebep? Bu Hakkı cacığı beni takip ettiriyor ya. Kapı kapı geziyorum. Onu biraz da çekeyim İlyas'ın oraya. Yaşar, Allah aşkına şu İlyas'a bir bulaşma. Reis, ben iyiliği için söyledim. Daha büyük sakatlıklar çıkmasın diye. Giderken de bir ev hediyesi götüreyim diyorum avukatınıma. Ne iyiliği? Ne evi, ne hediyesi? İlyas nasıl bir kaza geçirdi reis? İşte kızı eve bırakıyor. Sonra dönerken yolda kaza yapıyor. Şimdi o öyle olmamış. Özgür Hanım'ı evine bırakıyor. Hatta asansöre bindirip yukarı çıkarıyor. Hatta diyor ki, gelmişken içeriye bırakayım. Bununla da yetinmiyor. Kızı yatağına yatırıyor gündüz vakti. İşte ne oluyorsa orada bir şeyler oluyor. Tabii bizim kimsesizler ondan sonrasını bilmiyor. Mahremiyet. Ne oluyorsa oluyor, benim İlyas dostumun omzu gidiyor. Ama hastanede yataktan düşmüş diye konuşuluyor. İlyas, İlyas. İlyas, Allah belanı vermesin İlyas. Ulan yataktan düşmek ne demek? İşte ev hediyesi dediğim o. Böyle büyük geniş bir yatak alayım diyorum. Kazayı belayı önleme maksadıyla. Yaşar, Allah aşkına şu milletin evinden bir çık da. Seninkinden çıktım. Çünkü geçen gün çok fena mahcup oldum. Kimsesizlere dedim, Hızır Reis'in eviyle ilgili bilgi edinmek yasak dedim. Mübecer. Senden çok uzaklara gidecek olmam, seni bırakıp gidiyorum demek değil. Seni de yanımda götürüyorum. Hayallerimizi, planlarımızı, her şeyimizi İngiltere'ye taşıyor. Bir tek şey, zoruma gitti. Hayriye annenin rüyasına girmişsin. Serveti kimseye almasın demişsin.
Benim zaten böyle bir niyetim yok. Beni bilirsin. Ben senden başka kimseyi sevmedim. Sevemem. Senin gibi sevemem. Ama neticede beni sevenler olacaktır. Eğer böyle bir şeye razı değilsen bana bir işaret gönder. İşaretini bekleyeceğim Mümeccel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede ev ahalisi? Herkes bir tarafta. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Gelemedim geçmiş olsun. Alınmadın inşallah. Yok canım. Niye alınmayayım? Aç mısın? Hayır, tokum. Çok sevindim Davut Bey'in yaşıyor olmasına. Gerçi tam hastayız, giderecektiniz, bir sürü olay oldu. Ama şükür hayatta. Çok şükür. Neler oluyor? Ne diyor Davut Bey? Ne olacak bu bizimkilerin düşmanları, işleri, güçleri? Beni buraya iş konuşmaya mı çağırdın? Yok, merak ettim. Hızır'ın morali yerinde. Gördüğüm kadarıyla sen de iyisin. Demek ki her şey yolunda. Peki senin neyin var? Ne demek neyin var? Hamileyim işte. Sen bence böyle hamile kal. Doğurma sakın. Böyle çok iyisin. Niye ki? Çünkü çok yakın arkadaşınmışım gibi davranıyorsun. Biz arkadaşız. Çok yakın arkadaşım dedim. Olabiliriz. Meryem,
Allah aşkına ne istiyorsun söyle. Konuştuklarımızın aramızda kalacağını Hızır Ali'nin üstüne yemin edersen tabii ki söylerim. O ne biçim yemin öyle? Ne söyleyecek olabilirsin ki? Önemli bir şey isteyeceğim senden. Hepimiz adına. Bak endişelenmeye başladım. Ben de endişeliyim. Tamam söz, kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece Alparslan ve Hatice biliyor. Başka kimse bilmemeli. Söyleyecek misin artık? Ceylan hamileyim. Bunu herkes biliyor. Ama çocuğu aldırmam gerekiyormuş. Kalbim için. Kalbim derken? Kalbinde büyük bir problem var. Her an beni yarı yolda bırakacak bir hastalık. Aa. Eğer çocuğu aldırman gerekiyorsa ben seninle gelirim. Söz kimseye söylemem. Ben çocuğumu doğurmak istiyorum. Zor olacağını biliyorum. Ama bu çocuğu istiyorum. Böyle bencil bir şey yapmak istiyor olamazsın. Ceylan. Çocuğu aldırsam bile ne kadar yaşayacağım belli değil. Yani tek sorun hamile olmam değil. Hamile olmam bu sonu çabuklaştıran bir şey. Böyle bir şey gerçek olamaz. Oldu. Ne ağlıyorsun? Maviş benim olacak, maviş benim olacak diye geziyordun. Aşkına şakası bile hoş değil. Buraya kadar hala senden bir şey istemedim. Farkında mısın? Benden ne istiyorsan söyle, senin için her şeyi yaparım. Şimdi bu maviş var ya. Bu maviş benden sonra yapamaz. Ya da ne yaparsa yanlış yapar. Bir tek sana güvenebilirim. Hem onu emanet etmek için. Hem çocukları. Ne olursun şaka yapıyorum de. Söz, bir daha seninle uğraşmayacağım. Seni incitecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Senin şakası olmaz. Bak, bir çocuğun daha var. Böyle bir riske girip iki çocuğu da annesiz bırakmaktan bahsediyorsun Meryem. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum.
Onları annesiz bırakmayacağım. Sen onlara annelik yapacaksın. Ömer'e de, doğacak çocuğuma da annelik yapacaksın. Ben böyle bir şey yapamam. Senin için her şeyi yaparım dedin. Az önce dedin. Meryem, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Üzülmediğimi mi zannediyorsun? Bunları konuşabilmek çok mu kolay zannediyorsun? Kabul etmek, isyan etmemek, yok çok zor. Ama ben insanların gözünde bir ışık gördüm. Ben hamileyim diye bir umut gördüm. Geç geldin, görmedin. O akşam Hızır'ın eve gelişini de görmedin. Sen bana çocuk değil, yaşamak için umut veriyorsun diyen adamı görmedin. Ben gördüm. Ben bunu herkesin gözünde gördüm. İçin her şeyi verdim. Son bir umuda ihtiyaç vardı, şimdi onu veriyorum. Geri alamam. Ben bunu aileme yapamam. Ne olur beni anla. Zafer. Birilerini koydum dedin galeriye. Neredeler? Reis, gözüm tutmadı, gönderdim. Ha. Halbuki uzun uzun da gözlerine bakmıştın. Düşündüm de gerek yok. Ercan var. Reha var. Neticede benim yerim burası. Sen de takdir edersin ki taş yerinde ağırdır. Oddaş için mayının üstünde de ağır dediler Zafer. Kimdedir reis? Servet. Buna kızamam. Bu her şeyi söyleyebilir. Her şeyi yapabilir. Neticede hayatımı kurtardı. Sadece hayatını değil de. Neyse. Ben de seninle geleyim baba. Yok, sen ananın yanına git. Yalnız bırakma. Herkesi çekmişler oradan da. Tamam baba. Ercan'ım. Kumandaya yetiş. Thank you.
Servisin arabası değil mi bu? Onun arabasının burada ne işi var? Romanya'yı açmıştır şimdiden. Başın sağ olsun reis. Hepimizin başı sağ olsun. Cenazeyi ne yapalım reis? Gizli. Kendi aramızda. Buradakiler. Kimseye haber vermeyeceğiz mi baba? Meryem'in duyup üzülmesini istemiyorum. Servet gitti. Yurt dışına gitti. Böyle bilinecek. Thank you.